Merhabalar, benim adım Tuğçe İter. Almanya Köln'de yaşıyorum. YTB'nin başlatmış olduğu kitap tanıtma projesinde ben de bugün sizlere Mikael Snorad'ın Gönül Kuşu adlı çocuk kitabını tanıtmak istiyorum. Gönül Kuşu çocuklarımıza duygularını ifade etmelerinde yardımcı oluyor. Şöyle ki, duygularımızın görselleştirilmiş halini düşünün. O da bir gönül kuşu. Bu kitabın içinde de bir gönül kuşu yaşıyor. Tek ayağı üzerinde. Ve biz ne hissedersek aynısını hissediyor. Mutlu olduğumuzda mutlu oluyor, hüzünlendiğimizde hüzünleniyor, öfkelendiğimizde öfkeleniyor. Ve tek ayağı üzerinde yaşamasının sebebi de etek ayağında bütün duygu kutularını açıyor. Yani içinde bir sürü duygu kutusu barındırıyor ve biz hangisini açmak istersek onu açıyor. Ve böylelikle de çocuklarımıza aslında duygularını kontrol altına alabileceklerini anlatmaya çalışıyor. Yani biz mutlu olmak istediğimiz zaman mutluluk kutusunu açıyor mesela. Ve hatta hüzünlendiğimizde hüzün kutusunu. Ve böylelikle de çocuklarımız kolaylıkla duygularınla baş edebileceklerini ve bir sürü duygularımızın olduğunu anlatmaya da çalışıyor aslında. Yani çocuklar değil, yetişkinler de bu kitaptan ders çıkarabilirler. Sonra dönemde YTB'nin sunmuş olduğu kitap tanıma projesi için çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Evde kalalım, bol bol kitap okuyalım ve okuduğumuz kitaplardan ders çıkarmaya çalışalım. Gönül kuşunuzu duymanız dileğiyle iyi günler. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı